İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir oyanın yapımını anlatacağım. Hanımlar, daha önce zürafalarımı yapmıştım. İp olarak şöyle 3 renk kullanıyorum. Dilerseniz başka renk de ekleyebilirsiniz. Ve ben hemen oyamın yapımına geçiyorum. İp markam Leylak marka hanımlar. Çok memnunum bu markadan. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ve hemen oyamın yapımına geçiyorum. Hanımlar, başlangıç olarak ipimin uzun tarafını alıyorum. Şöyle baş parmağımla tutuyorum. İlk zürafadan iğnemi batıyorum. Bu ipim üstte kalıyor. Alttakini, bakın altta çift katlı ipim var. Bunu iki kere doluyorum. Şöyle buradan çekerek, bakın bıraktım. Şöyle tutuyorum ucundan. Buraya sabitledim ipimi. Tekrar ikinci zürafaya batıyorum. Bu ipim üstte kalıyor. Alttakini bir, iki kere doladım. Şöyle bir zürafa yaptım. Bir ileriye bir tane daha zürafa. Tekrar ileriye bir tane daha. Şöyle geriye geliyorum, batıyorum ilk zürafama. Buradan ipim üstünde değil, iğnemin üzerine atıyorum. Alttakini de tek dolayarak şöyle geriye geldim. Geriye gelirken, dönerken şuradan uzun ip bıraktım. Ne gevşek ne de sık hanımlar. Tam sağ bu şekilde ölçülü olarak. Şimdi ileri zürafaya batıyorum. Buraya bir zürafa. Tekrar ileriye bir tane daha. Tekrar geriye, geriye giderken ipimi üzerine atıyorum. Şöyle tekrar ileriye ve tekrar geriye. Şöyle küçük bir kaya oluşmuş oldu. Şimdi burada bir zürafam var. En alttan, bakın şuraya değil, buraya bir ileriye batarak şöyle aşağıya iniyorum. Buraya bir zürafa yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Ve şöyle bir tane daha. 3 tane zürafamı yapmış oldum. Şimdi buradaki 3. zürafaya batıyorum. Buradan ipimi üzerine atarak geriye dönüyorum. Bu zürafanın içinde 3 tane pırpır yapalım. Zürafama batıyorum. Pırpır yaparken bu ipim üstte kalıyor. Alttakini tek doluyorum. Şu iki parmağımla şuradaki ipimi tutarak, bakın bıraktım. Tekrar dibinden bastırarak çekiyorum. Bu şekilde bir tane pırpırım oluşmuş oldu. Aynı şekilde bir tane daha. Ve bir tane daha. Toplamda 3 tane pırpırımı yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde 2 tane zürafa yapalım. 1 2 Şimdi ayrıyetten 3 tane daha yapalım. Küçük kayamız için 3 tane zürafa yapalım. 1 2 ve 3 Buradan sayalım 1 2 3. Üçüncüye batıyorum. İpimi üzerine atarak geriye gidiyorum. Şöyle. Tekrar ileriye. Tekrar geri. Tekrar ileri. Tekrar geri. Şöyle bir kaya daha yapmış oldum. Şimdi yine aşağıdan zürafama batarak aşağıya indim. Şöyle tekrar 3 tane zürafa. 1
2 ve 3. Üçüncüye batarak geriye gidiyorum. Üçüncünün içinde yine 3 tane pırpır. Hanımlar tekrar 2 tane zürafa, 2 zürafadan sonra kayacık yapalım. Bu şekilde biraz daha ilerleyip gelelim. Hanımlar bu şekilde altını yaptım. Modelimizin üstü çok çok kolay. İnanın yeni yapanlar hiç zorlanmadan yapabilecekler. Şimdi aralarını beraber yapalım. Aralarını şu pırpırlarımızın üzerine modelimizi kuracağız. Şöyle ben mavi ipimle hemen burada ilk pırpırma ipimi sabitliyorum. Şöyle ipimi sabitledim. Pırpırma batıyorum. Pırpırımın içine bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bir. Hemen tekrar içine batarak bir tane daha. Aynı mantıkla bir tane daha. Hanımlar buraya 3 tane pırpırımı yapmış oldum. Elimle düzelttim. Hemen ikinci pırpırıma batarak şöyle arasına bir zürafa. Tekrar burada 3 tane pırpır yapalım. 1 2 ve 3. Bunu da elimle bu şekilde düzelttim. Üçüncüye batıyorum. Aynı şekilde buraya da 3 tane pırpır. Şimdi yine elimle bu şekilde düzelttim. Makasla kestim. Hanımlar araları bu şekilde yapılıyor. Şimdi burayı atlıyorum. Buraya diğer renk geliyor. Şuraya aynı şekilde mavi yapalım. Dilerseniz farklı rengarenk de yapabilirsiniz. Şuraya atlamamın sebebini tekrar söylüyorum. Farklı renk gelecek oraya. Bunu da beraber yapalım. Yine ilkine sabitledim. Bakın bir pırpır. Pırpır yaparken şöyle tam pırpırımızın içine batalım. Kenarlarda iplere batmayalım. Çünkü düzelttiğimiz zaman rahatlıkla düzeliyor bu şekilde yaparsak. Şöyle 3 tane yaptım. Bu şekilde düzelttim. Tekrar 3 tane daha. Hamlar yaptıktan sonra hepsini bir kere de düzeltebilirsiniz. Düzelttikten sonra elinizle ütünüzü basarsınız. O zaman çok da güzel olur. Bu şekilde. Bakın hepsini bir kere de düzelttim. Şöyle benim makas kesmiyor, kusura bakmayın. Biraz zorlanıyorum. Şöyle. Diğer renkleri de yapıp geliyorum. Hanımlar bu şekilde pembeleri de yaptım. Modelimiz bitti. İnanın ben bu modeli çok seviyorum. Çıtı pıtı ve çok güzel bir model. Dilerim siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.